Selam millet dedim oyunlarla tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Psikopat, manyakça iksirler yapıp insanların cebindeki paraları almaya çalışan simyagerimiz, Potioncraft karakterimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dede Korkut'un torunu hatırladım. Bir tünel açıyoruz, dağ kayası patlatmamız gerekiyor. Herhangi bir türden bomban var mı? Bomba benden sorulur. Bak, bundan 3 tane hazırlayabiliyormuşum. Yalnız pahalı bir iksir. Baştan söyleyeyim. 120 olmaz. Seninle yeme içme hava su derken 133'e bunu alırız. Büyülü güçten veren bir iksire ihtiyacım var. Büyülü güçler veren. Güçlü cazibe, yani bence büyülü bir güç, güçlü cazibe. Güçlü görünmezlik, görünmezlik de aslında güçlü olabilir. O zaman sana ben ateş, zehir, ışık iksiri diyorum. Hiçbirini beğenmedi adam. Merhaba, isteğim çok basit. Zehirli oklara ihtiyacım var. Oklar benden, zehir senden. Şimdi ben böyle dediğim zaman ne diyor? Merhaba, isteğim. Bu iksir güzel fakat daha iyi bir iksir için daha fazla ödeme yapabilirim. Ha, yani zehir, ateş, ışık o olmadı. Kombine olmadı diyor. Peki. Sadece zehir iksiri kaç tane yapabiliyorum? 3 tane yapabiliyorum. Şöyle bir sana sadece zehir iksirini vereyim. Bak adam doğru söylüyormuş yani. Daha sadece zehir iksirine daha fazla para ödedi. Abartı değil ama ödedi. Müşteriler bitti. Şöyle bir geri dönelim. Var mı bizim atlayabileceğimiz level? Varmış. Pazarlıkta daha iyi pazarlık. Daha iyi pazarlık %10, 15, 25 diye gidiyor. Tamam. Daha iyi pazarlık gelsin. Bizim şurada bir simyamız var. Simyaya şurada iki tane zehir, ateş bir şey koymam. Alttakine mesela bunu koysam bence olmaz. Zehir, ateş olmadı. Buna bir saniye buradan alabiliyor musun geri? Aha vallahi alabiliyormuşuz. Tamam gayet güzel. Bunun için benim özel bir şey yapmam lazım. Buradaki pörçükten üçlü bir tane pörçük almam lazım öncelikle. Üçlü pörçük, ikili zehir. Alalım bunları. Üçlü pörçük, ikili zehir. Şimdi ikili zehir de benim almam lazım. O üçlüye de benim gitmem. Aman üçlü de bayağı zordaymış ya. Şimdi oraya gitmek için bir planlama yapalım. Gidebilir miyiz? Bu yan değil. Bu aşağı. Bu yukarısı. Bu yan 11 tane. Sıkıntı olur. Bizim hızlıca birkaç gün geçirmemiz lazım. Biz hızlıca, hıclıca birkaç gün geçirelim. Hıclıca. Ve malzeme alalım. Para kazanalım. Ondan sonra bahçemizdeki bitkileri toplayalım. Bak 4 tane geldi ne güzel. Bir tane ondan falan diye. Aslında çok da güzel gelmedi yani. Bahçemiz biraz tırt çıktı bu sefer. Şöyle bir bakalım. Selam simyacı, alışveriş yapmak ister misin? Why not? Neden olmasın yani? Tabii ki yaparım. Bak adam bana 18'e satıyor mesela. Bu çok pahalı. Bu akıl alır. Akılını alırlar adamın bununla. Bundan da 26 tane var yukarı gidenden. Çok da onu kullanmak istemiyorum. Şundan yine 18 olduğu halde biraz alacağım. Şu 15 çok pahalıymış. Çok ucuz olan var mı? Acayip ucuz diyor ya. Sülfür mantarı 2 tane alayım çok ucuzsa. Tamam. Fiyat olarak ha bu yeşil mantardan var ya 6'ya 7'ye falan satın aldım ben kısa bir süre önce. Ne diyor? Efsunlu kağıt. Tarih kitabına kolayca ekleyebilecek efsunlu kağıt yaprağı. 150 değil miydi bunlar ya? Adam 75'e satıyor. Bu niye böyle oldu? Beni çok mu seviyorlar artık? Bana ucuz fiyat mı çekiyorlar? Bilemedim. Pütürlü pancar. Abi bu ne? Başladığı noktaya bittiği noktanın alakası yok. Peki. Türüf. Şurada tanıdık bir şey var mı? Su yosunu gibi. İki tane de su yosunu alalım. Tanıdık gerçekten. Tüylü muz. İstemiyorum. Teşekkür ederim. Dediğim gibi geri kalanlar pahalı yani. Şundan yine alayım ben iki tane. Pazarlık yapalım seninle ya. Böyle anlaşmayalım biz. Çok fazla mal alıyorum yani. Senin bir bana toptan satın alma indirimi yapman lazım. Ne kadar oldu? 230 bayağı oldu. Vallahi helal olsun. Cidden indirim yapıldı. Fark ettim ben bir mağaraya girmeliyim. Bunun için iksirim var mı? Bunun için iksiri ben yapmışım. Günlerdir duruyor bile. Sen farkında değilsin o iksirin sadece senin için hazır beklediğini. Tüm hasadımız yandı da kül oldu. Yangında. Tarlalarımızı eski haline getirmezsek kıtlık çekeceğiz. Tarlalarınızı eski haline getiririm. Ben tek başıma getiririm üstelik sizin tarlalarınızı eski hale. Güçlü hızlı büyüme iksiri. Gördüğün gibi 7 tane de hazırlayabiliyorum bundan. Böyle de yani bir çılgınım. Ama şimdi tabii biz de burada bir business işletiyoruz. Yani affınıza mahcup ben tarlanız yanmış ama bizim de para kazanmamız lazım. 2 dakika uyuyamıyorsun. 2 dakika huzur bulmak istiyorsun. Ben sana hemen o huzuru vereceğim. Şöyle bir kontrol ediyorum malzemeleri. Biraz da pahalı bir iksir bu. O yüzden o huzur sana pahalıya mal olabilir. Huzurunun karşılığında senin bize vereceğin 80 altın değil. Hayır.
Biz bu kasabaya geldik. Burada iş yapmaya çalışıyoruz. Kadınlar, yemekler derken. Ha, mantarcı dede geldi. Bak şimdi. Mantarcı dede çok daha ucuza satar. Mesela 15'e mantar satıyor adam. Gölgeli horoz. 39'a satıyor. Bu da o kadar ucuz değilmiş aslında ya. İki tane alayım da şöyle. Yani iki tane var. İki tane daha alayım ama. Yani. Pazarlık hocam. Pazarlık sünnettir. Yapmak lazım. Hop. Gel bakayım. Tas kafa. Kolumda bir çeşit kızarıklık var. Hiç iyileştirici merhemin var mı? İyileştirici merhemim yok. Ama direkt sana gelişine yapıştırabileceğim bir tane iyileştirici iksirim var. Hatta diyorum ya ben bu güçlü şifadan tık 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 yapayım şöyle. Çünkü güçlü şifa en çok satılan şey bizim dükkanda. En basiti aynı zamanda da buz oklarına ihtiyacım var. Oldukça etkili olduklarını duydum. Hocam ben sana buz vereyim. Sen oku artık kendin bir şekilde dalmal, çalı çırpı kır. Bir şey yap. Ayarla. Bir canavara aşmam gerek. Onun etrafından dolaşamam. Yalnızca üzerinden geçebilirim. Ama uçamam. Yaklaştığım anda beni görür ve mideye indirir. Ha, ben senin aslında sorunun cevabını biliyorum da ben de senin bu soruna derman olamam. Çünkü şimdi şurada bütün tariflerim benim duruyor. Bir tarif daha var. Diyaloğu bitir dedim ya. Yanlışlıkla. Düşmanlarımı yıldırım çarptırabileceğim bir iksir. Of, moralim bozuldu biliyor musun? Canım sıkıldı. Sen git yarın gel. Vallahi. Al yıldırımı. Bana iyi para ver ya. Pazarlık yapacağım seninle. Çok sıkı pazarlık yapacağım üstelik. Güneş, kitap, kalp. Haydi yallah. Niye üzüldüm? Neye canım sıkıldı biraz önce? Şurada bir tane şey var. Yay. Yay. Ben de o yayı gördüm. Hani biliyordum. Diyecektim ki tam o yayı keşfedelim. Tarife ekleyelim. Ondan sonra böyle bir şey yapalım derken olmadı. Şimdi seninle bir şöyle gidelim. Ondan sonra dur bir saniye. Bir saniye bekle. Seninle de bir böyle gidelim. Atalım içeri. Sonra daha yukarı artık bu saatten sonra. Yukarı. Yukarı. Yana ama yana ne kadar? Bu kadar. Ne biçim malzeme harcadım ya? Yukarı. Acayip malzeme gitti abi buna. 4 bundan 2 bundan gitti. Bir tane daha bundan gitmesi lazım hatta. Buraya kadar gidersem sadece kuş gibi olur. Bir işe yaramaz. Ama daha da yukarı gidersem olur. 5 tane bundan olursa güçlü yay. Bence olsun 5 tane ondan. Ama yapabilecek miyim şimdi? Bak şuradan bir düşünüyorum da. Mesela şöyle bir gidelim. Fıtır 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 fıtır. Dönerek dolanarak şöyle bir gidelim. Şimdi su koyacağım dediğimde aşağı indiriyor. Evet, olmadı. Bunu böyle koyarsak bu saatten sonra ezeyim ben onu. Ne kadar gidiyorsa gitsin ya. Biz onu ayarlayacağız şimdi bak şöyle götüreceğiz. Sonra biraz su döküp aşağı alacağız. Sonra şöyle bir götüreceğiz. Dur. Su döküp aşağı alacağız. Sonra şöyle bir götürüp abi ne eziyet oldu bu su dök aşağı al ince ayarlardan. Allah Allah ince ayarlardan ölüyoruz. Şimdi ha. Bak şuradan da böyle gelebilir. Şuradan da böyle ayarlayarak biraz da böyle ayarlı işte bu kadar. Fıf 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 fıf. Güçlü sıçlama eksiri, sıçlama. Tarifi kaydet. İksiri tamamla. Bu ne abi? Ha, yakınlığı böyle iksiri tamamla. İşte buydu söylemek istediğim. Sıçrama iksiri de aslında var. Onu da oradan şey edebiliriz diye düşünmüştüm ama biraz sıkıntı oldu. Evet. Şimdi biz buradan bir gidelim. Ne yapalım? Burada işimiz yok. Burada işimiz yok. Bizim buraya ekleyebileceğimiz iki zehirlik, üç parça pinçiklik şey vardı, değil mi? İki zehirlik. İkilik zehir diyor.
Efendim ikilik zehir diyorsa bu böyle götürür, bu da böyle götürür. Tamam biz bunu yaparız. Bak şimdi şunu bir indirelim önce. Fıtıra 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 diye şöyle ezelim. Güzel attık içeri. Şunu da böyle bir götürelim. Hıfı 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 hıfı. Bunu da attık içeri. Karıştırdık efendim. Tamam. Burada şimdi özel herhangi bir tane o tarafa doğru götüren özel bir şey bulursam yapıştım. Bak bunun gibi mesela. Kırmızı mantar diyor. Kırmızı mantarı attım içeriye. Şöyle karıştırıyorum. İkilik zehri aldık mesela. Buradan ikilik zehri yapıyorum. İksiri tamamla diyorum. Ondan sonra aşağı geliyorum. Bir tane zehir olması lazım şimdi burada. İkilik. İkilik zehri böyle mi koyacağım? Nasıl koyacağım bilmiyorum ki. Böyle bir koyayım bakayım. Neymiş? Burada. Evet ikilik zehir koyduk en azından ama içinde ikilik zehir var. Aynen. İki zehir. Üç de bu yeşilden koysak tamamdır. Buraya da ikilik büyü lazım. Efendim bir tane zız lazım. Bir tane çiçek lazım. Ama birlik bunlar. Gerçekten bir lazım yani. Onu bir bir tek tek şey yapacağız böyle. Efendim bir tane zız dedim. Bir tane büyü lazım değil mi? Hangisine büyü lazımdı? Buna ikilik büyü lazımdı. Şimdi ikilik büyüyü de yapalım mesela. Şurada ikilik büyü var. Yana nasıl gidiyoruz? Ya da oraya doğru çılgın bir hamle yapabilen bir mantar var mı? Gölgeli horoz mantarı mesela bak böyle bir şey var. Ben gölgeli horoz mantarıyla ona bir gideyim. At abi. Gölgeli horoz bir daha gideyim. Ondan sonra yukarı çıkabilirim artık. Ama tabii bunu attıktan sonra şöyle yukarı çıkabilirim. Çıkabilir miyim? Biraz sanki istediğimi vermedi o ama. Bir daha mı gölgeli horoz? Vallahi olur mu olur ha. Al bakayım seni gölgeli horoz. Seni gölgeli horoz seni. Böyle yaptığımda aşağı. Peki böyle yaptığımda da aşağı diyorsun. İçinden geçiririm oranı diyorsun. 2. Şimdi 3 olabilir o biraz zorlasam. Galiba 3 istemiyorum. Evet 2 istiyorum ben. 3 istemiyorum. Onu benim tamamlamam lazım. Hafıtı 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 diye. İksiri tamamla. Aynı şekilde şimdi bir de aşağı geleceğiz. Şuraya buradan şunu atacağız. Değil mi? 2 tane de bundan attık. Gayet güzel. 10 numara şaheser. Yalnız bir iksir de değilse bu. Yani bunun üzerine aslında diğerini de atamıyorsak çok yanlış olur. Yalan yanlış olur. Şimdi o korkunç olur tabii onu bilemiyorum. Şunun üzerine bir tane daha iksir bırakmama izin verecek mi bakayım? Bu ikilik. Bu da üçlük. Ne yaptı? İkiliyi çekti mi oradan? Aa, bak ikiliyi çekti. Kardeşlerim görüyorsunuz. Ya bunu ya diğerini koyacaksın diyor. Tamam olması gereken iksir şöyleymiş. İki bu üç bu diye bir iksir yapacağım. Beşlik. İki bu iki bu diye iksir yapacağım. Şimdi o morumsu yamuk yumuk olan şey nerede? Öyle bir şey var mı benim gördüğüm? Burada bir zız var. Burada bir tane başak var. Bu büyü var. Yay var. Kanat var. Görünmezlik var. Kalp var. Balta var. Patlama var. Alev var. Şu var. Tamam bak. Bunu hadi bir derece yaparız. Buraya geldik. Oradan sonra da buna ineceğiz. Hadi o yine bir derece yaptık diyelim. Ama öteki yok. Ötekinin nereden olduğuna dair bir fikrim yok. Tamam. Çok güzel. Fikrimiz yokmuş. Bu mükemmel oldu. Fikrimiz olmaması 10 numara şaheser oldu gerçekten. Bakacağım. Yakında fikrim olacak onunla alakalı. Bu bizim en çok bulundurduğumuz çiçeklerin iyi coştuğu bir gün oldu. Hadi bakalım. Bekliyorum seni gel. Simyacı bana mallarını göster. Buz safiri. Kan yakutu. Alev sitrini. Toprak priti. Bulut kristali. Bunlar şey yapıyor galiba. Acayip bir şey yapıyor. Görünüşü kurabiye tadı ise toprak. Bunlar ne yapıyor acaba ya? Bu üzerindeki şey ne? Döngü işareti falan. Döngü işareti ne abi bunların? Kan yakutu. Bir tanesini alıp kullanalım, deneyelim. En ucuzu bu. Bir de pazarlık yaparsak cüceyle. Gerçi cüceyle çok pazarlık yapılmaz ama işte biz işte kadın diyelim, yemek diyelim, kitap diyelim. Şöyle bir
3-5 anlaşmaya çalışalım onunla. Bir grup katil beni arıyor. Sanırım izimi buldular. Hemen saklanmam gerekiyor. Ortadan kaybolmalıyım. Beni anlıyorsun değil mi? Seni anlıyorum ama senin için ne yapabilirim onu bilemiyorum. 6 tane bundan, 3 tane bundan istiyor. 6 tane bundan verirsek zaten bizim olayımız biter. Tariflerimizin hemen hemen hepsinde bundan var. O yüzden diyaloğu bitiriyorum. Sana bir şey diyemiyorum. Üzgünüm. Devasa bir yarıktan atlamam gerekiyor. Ama bu konuda pek de yetenekli sayılmam. Hiç kimse bu kadar büyük bir uçurumdan atlayamaz. Fakat iksirlerin büyük güçleri verebileceğini duydum. Benim için elinde böyle bir şey var mıydı? Böyle bir şey. Mesela şöyle bir şey versem sana bak. Hemen de tutturduk. Daha taze yaptım iksiri var ya. Yani kazandan yeni çektim. Dumanı tutuyordur emin ol. 172 karşılığında dedi. Peki. Geceleri bitki toplamak için ormana gitmek istiyorum. Fakat karanlıkta bir şey göremiyorsun. Peki. Senin derdini de ben biliyorum. Kolay bir iksir yapabileceğimiz. Bak 8 tane yaparsın diyor. Az malzemeyle yapılıyor. Böylece bundan bak güzel de para veriyor. Bizim hep aydınlık iksiri yapmamız lazım yani. Ben bunu anladım. Başka şeye gitmeyeceğiz. Hep aydınlıkta kalacağız. Gayet güzel olur. Mantarcı dayı. Malları göster. Ha, şu mantar basitmiş. Ucuzmuş. Şu mantar pahalı. 2 tane bundan alayım. Anlaştık. Daha fazla bir şey istemiyorum. Bitkici abla gelse bitki alırdım ama mantarla işim yok. Ambarımı fareler bastı. Onları zehirlemeliyim. Al bakayım sana ikilik zehir. Hayırdır? Ne oldu? O kadar kaliteli mallar veriyorum ki insanlara ikilik zehri artık beğenmiyorlar. Merhaba, ben yaratıcı bir insanım ve en yaratıcı düşüncelerim uykularken aklıma geliyor. O zaman seni uykuya yatıralım. Hacı dayı. Seni uykuya yatıralım da yalnız uyku şeyi de biraz pahalıymış ha. Yani ben bunu hazırlarım ama senden de bunu fitil fitil alırım. Söyleyeyim bak, alamıyorum. O kadar da alamadım yani. Bu para beni mutlu etmedi. Seninle pazarlık da yapılmıyor Hacı dayı. Sen ne kadar cimri bir adammışsın ya. Ha? Yüzü alacağız diye senden 100 göbek attık. 3 gündür başın çatlıyor. Al bakayım, sana ağrı kesici lazım. Artık herkese pazarlık abi. Yok böyle bir şey. Biz bu köylüye iyi davrandıkça bu adamlar geliyorlar bizden. Neredeyse karnım acıktı, iksir ver. Uykum kaçtı, iksir ver. Buğday bitleri tüm hasadınızı yedi. Ne yapacaksınız şimdi? Ben size güçlü verimli hasat iksiri vereyim mesela. Vallahi 12'den vurdum hedefe. Of, güzel de kral da bir para aldım karşılığında. Bu da şey yaptı, kendi yuvasına çekildi. Bir saniye şimdi. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Sen ne istiyordun abi benden? Güneş, yıldırım, buz, ateş istiyorsun değil mi? Güneş, yıldırım, buz, ateş. Bu bizim daha önce yaptığımız bir şeydi. Güneş, şuradan yıldırım, güneş, ateş desem buz nerede? Buz buradaymış. Önce buza gideceğim. Bunun için biz var ya, bütün dünyayı dolaşacağız. Şimdi aşağı doğru gitmek için 23 tane varmış, tamam. Yukarı gitmek için 7 varmış. Bir kere yukarı gideceğiz zaten. Şöyle buz, yıldırım, güneş, ateş. Buz, yıldırım, güneş, ateş. Değil mi? Buz, yıldırım, güneş, ateş. Evet. Bir kere yukarı gideceğiz. Sağa doğru, aşağı doğru daha fazla gideceğiz. Daha az yukarı gideceğiz. Buraya da çok fazla gitmeyeceğiz ama buraya bayağı gideceğiz falan gibi bir şeyler. Bilemiyorum. Elimizdekilerle bunu tamamlayamayabiliriz. Vallahi tamamlayamayabiliriz ve çok üzülebiliriz. Bitkici gelse de bize bitki satsa keşke ya. 5, 8. Bak bu fena değil. Bayağı bir şey çıktı. Ne oldu böyle ya? Sesimizi duydular. Çılgıncasına bitki aldık. Peki. Sen değil ya. Bana mallarını göster de sen değil hocam. Senin bir yanlışın var yani. Geri, diyaloğu bitir. Uzun bir kuleye tırmanman gerekiyor fakat nasıl yapacağını bilmiyorsun. Uzun kuleye yayla zıplasan mesela belki de olur ama yay da biraz fazla malzeme istiyor. Bunu bilmiyorum. Güle güle. Ben bir gardiyanım. İşin büyük kısmı baş belalarına karşı tetikte olmak. Görüşün kötüleşiyor. Bir şekilde sana yardımcı olayım. Görüşün kötüleşiyor. Sana büyülü görüş iksiri vereyim mi mesela? Bak 5 tane hazırlayabiliyormuşuz. Hem de bayağı yapabildiğimiz bir şey. Büyülü görüş. Sana bir de pazarlık yapıştırırsam ben. Senin şimdi gözün de görmüyor ya. Ben sana biraz pahalıya da satabilirim yani bunu. Tamam. Tüm hasadın yandı kül oldu. Tarlaları eski haline getirmezsek kıtlık çekeceksin. Sen dün de gelmedin mi ya? Sen her gün bir hasat mı yakıyorsun? Hayırdır?
Vallahi bak, dün de geldin, bugün de geldin. Ben artık senin gözünün yaşına bakmayacağım, kusura bakma ama tarlaların parası kadar para alırım senden. Ya mantarcı dayı, niye sen bana taktın kafayı, mantara bağladın beni ya? İnatla gelip duruyorsun. 10 tane alayım bundan madem 14'e satıyorsun. Bataklık mantarından da 10 tane alayım madem bu kadar ucuza satıyorsun. Bundan da mezar türüf mantarı mıdır nedir? 5 tane alayım. Mutlu oldun mu şimdi? Bir de pazarlık yapayım seninle. Güneş, kadın, güneş. Geçen gün kasabada güneşte kadınlar yemekte kitap okuyorlardı. Oradan yemek, güneş, kadın, kitap derken aydı son anda kazık yedim. Çok iyi gidiyordum. Hızımı almış gidiyordum. Bir canavar sığınağına atabileceğim bir ateş iksirine ihtiyacım var. İşte benim adamım bu ya. Benim adamım bu. Ateş zehir. Bunu vereyim. Harika, bu mükemmel. Pazarlık yapayım sana. Çünkü onu atarsın var ya, zehirli ateşli yanar canavar. Çok pis combo yapar canavara bu. Bir canavarı aşmam gerek. Onun etrafından dolaşamam. Yalnızca üzerinden geçebilirim ama uçamam. Demin ki abi buydu işte. Bulmaca gibi. Kaçarım ama uçamam. Atlarım ama yapamam. Falan diyor. 5 tane bundan hiç kalmadı ya. Rüzgar çiçeği kalmadı abi. Bittik biz. Yok abi sana bu. Sen bunu yapma bu hikayeyi. Bir vadinin üzerinden atlamaya çalıştım ve bacağımı kırdım. İyileşmesinin uzun süreceği. Ha. Bana böyle gelin abi. Gelin bana bu iyileştirme iksirini size zaten hazırlamışım. Ondan ben artık konserve falan yapacağım. Konserve yapıp bir kenara ayıracağım. Mevsimlerde falan böyle ihtiyaç oldukça pıtır pıtır kullanırlar. Oduncular ormanınızı kesti. Yeni ağaçların büyümesi yıllar alacak. Hemen geliyorsunuz Lokman Dede'ye. Size buradan veriyor ağaç büyütme iksirini. Ama o ağaçları yetiştirmek tabii o kadar kolay değil. Kızdı, ters bir şey söyledim. Hanımefendi ne kadar güzelsiniz falan dedim tartışmanın arasında yanlışlıkla. O da şey yaptı. Parayı attırdı birdenbire, ateş dedi. Ne diyorsun sen, terbiyesiz dedi. Ben bunu bir tetiklemem lazım. Böyle bir ertesi günü getirmem lazım. Bana çok şey lazım. Çok değişik bitkiler lazım bana. Bitki satacak bir tane kadın var zaten. O lazım ya. Bitki satacak kadın niye hiç dükkanımıza gelmiyor? Bizi şey yapıyor, sevmiyor artık. Görmezden geldi yani bizi. Her sabah bu cüce geliyor ya. Diyaloğu bitir. Mallarını da görmek istiyorum ama kele olanlar geldi. Hem de ikiz kele olanlar. Hızlı ve güvenli bir şekilde bir dağdan aşağı inmem gerekiyor. Bunun için bir şeyler verebilirsin diye umuyorum. Hızlı ve güvenli şekilde dağdan aşağı inmen gerekiyor. Uçsan bu biraz pahalı bir şey. Çok hoş bir şey olmaz. Yok abi, ben bir şey veremiyorum sana dağdan aşağı. Bir kız var. Harbi mi? Ona aşığım ama yüzüme bile bakmıyor. Beni sevmesini sağlamalıyım. Hayır, olmaz. İnsanları rahat bırak. 3 gündür başım çatlıyor. Geceleri uyuyamıyorum. Bak işte ben hep seni arıyorum. Devamlı her sabah açtığımda diyorum ki o 3 gündür başım çatlıyor diyen müşteri inşallah gelir diyorum. Ondan sonra bakıyorum gelmişsin. Nasıl mutlu olduğumu bir bilsen. İşte bu. İşte bu. Bütün bu bitkileri alacağım, fiyatı kaç olursa olsun ya. Şu değil mi? Al abi. Al 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 al, hepsini al. Ben öderim abi. Parası neyse öderim. Fark etmez. Bu 28 tane olmuş ya. Hiç fark etmez. 8 tane de bundan al. Ondan sonra mavi bitkiden yok mu? Ah be, mavi bitkiden yok. Kahroldum. Şundan da var. Bunu da al. Başka 19'a altın dikeni. Döne döne buraları dolaşıyorum isimli diken. Gök gürültüsü deve dikeni. Tamam, şimdi seninle bir pazarlık yapalım. 100 yılın pazarlığı olacak bak bu. Seninle 100 yılın pazarlığını yapacağım. Dur şimdi. Hop, onu da vurdum. Tak tak tak. Hadi bakayım. İşte bu kadar. 300 cepte kaldı. Teşekkür ederim canım. Oh be, bir rahatladım yani şöyle. Bir süredir dişin ağrıyor. Artık dayanamıyorsun. Bu kadar malzemeyi aldıktan sonra yine seninle karşılaşmamız çok hoş oldu. Al bakalım. Bu kadar malzemeyi aldım diye pazarlık yapmayacağımı mı zannettiniz? O dişi keşke çektirseydim diyecek kadar para alacağım senden. Kolumda bir çeşit kızarıklık var. İyileştirici merhemim var mı? Anladım, biz yine galiba bundan ya. Çok mantıklı değil mi yani? En mantıklı sebep benden iksir almak için iyileşmek. Bir kız var. Ona aşıksın, yüzüne bakmıyor. Biz böyle ilişkilere karışmıyoruz arkadaşım. 3 gündür başın çatlıyor. Bak buna, sana da satıyorum bunu hiç şey yapmadan. Hiç lagaluga yapmadan satıyor. Hemen geliyoruz şuraya. Bir tane daha bitireceğiz kardeşlerim bugün. Artık olmaz. Ateş, buz, yıldırım, güneş. Ateş, buz, yıldırım, güneş. Hemen bunu tamamlayacağız. Şimdi öncelikle şuradan bir buza gidelim. Yıldırıma gitsek.
Güneşe insek, ateşe git. Yok ya, biz yine böyle gidelim bak. Önce buna bir gidelim abi, valla. En doğrusu bu olacak yani. Bak şöyle bir dolanıyormuşuz. Görüyor musun abi? Ne kadar güzel. Şöyle bir dolandık. Hop, geldim. Ondan sonra şimdi yana doğru gidebiliriz. Şu yana doğru bir gidelim. Gittik mi abi yana doğru? Gittik. Şimdi oradan yukarı çıkmam lazım ya benim. Yukarı çıkarken şuna böyle kıyısından dokunsam aslında tık diye bir tane alabilirim. Ama hadi yine onu yapmayalım. Biz vardır bizim değişik iksirlerimiz, bir şeylerimiz. O çok dikenlerin üstüne giriyor. O olmaz. Daha farklı bir şey. Şuna bak. Şuradan dönerek böyle tornado atışı yapıyor. O da aşağı gidiyor yani. Aslında güzel olur da devamında aşağı gitmesi saçma. Abi ha, bunun değişik bir versiyonuymuş bizim yukarı çıkan abinin. Ben bu yukarı çıkan abiyi yapacağım ama bak bir tane daha bundan yapmam lazım benim. Attım buna. Şöyle gelirken aynen abi. Hatta ben biraz daha şöyle gideyim. Tamam. Buz. İlkine ekledik. Buz. Şimdi yıldırım ekleyeceğiz. Ateş, güneş. Yine bir okuyayım da bir yanlışlık olmasın. Buz. Ekledik. Yıldırım ekleyeceğiz. Ateş, güneş. Evet. Dur. Dur yavrum. Bir de uyuya basalım. Yanlışlıkla tam olsun. Şimdi yukarı gidiyorum. Gittim. Yukarı gidiyorum da. Ha, bu kadar. Vallahi çok ince ayar yaptım. Kendime gurur duydum. Sendin değil mi bizim o hareketimiz? Evet. Attım. Yukarı gidiyorum. Yukarı gidiyorum. Tamam. Zaten tam ortadan vurmamıza gerek yok, da ayrı mesele ama olsun. Yana gidiyorum. Dokunmuş olabiliriz. Bir bakalım. Dokunduysak hiç şey yapmayacağım. Hani böyle daha abartılı hareketler yapmayacağım. Ona dokunmayı başardıysam zaten. Bu saatten sonra hemen yıldırımı da ekleyeceğim ona. Dokunmuşum. Yıldırım 1. Puf. Buz yıldırım. Şimdi ateş için şu aradan geçmeye çalışmak biraz fantastik olabilir. O aradan geçmeye çalışmak yerine ben biraz uzaklaşabilirim. Aynen şöyle yapayım ben. Bataklık mantarını alayım abi. Atayım şöyle. Karıştırayım. Ondan sonra aşağı doğru inelim biz. Orada da şimdi egzantrik bir durum oluştu öyle. Şuradan ne kadar... Allah! Biraz fazla şey yaptık. Küçümsedim onu ama biraz fazla gittik gerçekten. Şimdi şöyle bir gitmemiz, yani şöyle bir gitmemiz lazım. Yani zaten o saatten sonra tamamlı yolun gideceğiz. Onu ben bir anda şey yaptım, göz ardı ettim, unuttum bak. Şöyle gel. Abi yukarıya bizi ulaştıracak bir şey arıyorum. Oradan bizi yukarı ulaştıracak bir cengaver arıyorum. Koç yiğit arıyorum. Bir taneniz de sola gitmiyor mu be abi? Hepsi sağa gidiyor mantarların. Ha, bu var. Deneyecektik, değil mi? Burada deneyelim ya. Ya hep ya hiç. Ha, bunu kırmıyor muyum? O ne yapıyor abi orada? Bir gideyim bakayım ne oluyormuş. Ha, ışınlanıyor. Oo, bir noktaya geliyor, oradan tak diye ışınlanıp içeri giriyor. Bu efsaneymiş. Güneşi de aldık. Şimdi sadece ateş kaldı. Hocam aşağı in. İn aşağı. Git yana. Gittin yana. Var mı buradan sana basket atacak bir cengaver? Var. Şuradan pöf 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 pöf.
4 tane etkili iksir. Tarifi kaydetme yani. Bu tarifi yapılmaz. İksiri tamamla diyelim. 4 farklı etkiye sahip iksir yaptın. Çok teşekkür ederim. Sen de şuradan pazarlık bonusunu kazandın. Eyvallah. Adamsın. Ne diyor? Popülerlik seviyen 8 olsun. Halüsinasyon iksiri hazırla. Nigredo hazırla. Çok ilginç. Geldim şöyle aşağıya. Buydu değil mi? Bizim inanılmaz egzantrik olan. Bakalım. O da tamam. En kolayını ve en zorunu tamamladığımı düşünüyorum. Bilmiyorum. Kaya, bitki, zız varmış bir tane. Kaya, bitki, zızı nasıl yaparmışız? Mesela zız. Zız buradaymış. Kaya ile bitki de buradaymış. Oo, bu da fenaymış. Bütün dünya turunu atmamız gerekiyor. Bütün dünyayı dolaşmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız. Yapacağız. Simyagerlik zor. Gerçekten. İnsanı yıpratıyor bu iksirleri hazırlamak. Ama yılmadık. Siz kardeşlerimin de desteğiyle şu anki bulunduğumuz yere kadar geldik. Bir nam saldık, bir isim yaptık. Bir kasabada bizi sorsalar herkes gösterir, aa o kazıkçı bu diye. Yani fena değil. Biz bundan memnunuz. Şimdi anladım olayı, bir bakıyoruz. Bu mesela ne yapıyormuş? Daha şuradan böyle birazcık gidince zınk diye ışınlanıp öbür tarafa doğru uçuyormuş. Mesela bu 75 de paraymış. Bunu beğendim. 3 tane alayım. Bu da 45'e. Bak çok iyi geldi paralar. Bu da aşağı giderken zınk diye ışınlanıyormuş. Bu da efendim yukarı giderken zınk diye ışınlanıyormuş. Bu da zaten sola gidiyor. Ama sola giderken ki pek gerekmez yani. Biz bunları alsak yeter. Hatta bunu şöyle 2 tane alalım. Pazarlık diyelim. Dedim ya cüceye de pazarlık olur mu demeyin. Bizim adam pazarlığın kitabını yazmış yani. Bizim adam herkesle pazarlık yapar. İşte bu kadar. Yarısını bedavaya getirdik. Diyaloğu bitir diyorum. Kimseyle de işim olmaz. Şöyle de dönüyorum kardeşlerim. Oyunu kaydet diyorum. 5'e kaydediyorum. Gitgide fantastik hareketler yapmaya başladım. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün 2 yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.